Venüs. Dünyanın ikizi. Pil asidinden oluşan bulutları vardır. Yüzeydeki 482 derecelik sıcaklık kurşunu eritmeye yeterlidir. Venüs cehennemin incilvari görüntüsü gibidir. Güneş sistemimizdeki en yaşanılmaz kütlelerden biridir. Oysa milyarlarca yıl önce Venüs dünyaya çok benziyordu. Niye değiştiğini hiç kimse bilmiyor. Bunu anlamak için yeni bir roket gönderiliyor. Venüs'ü cennet olabilecekken cehennemi bir yere dönüştüren neydi? Dünyanın sonu da Venüs gibi mi olacaktı? ...9 Kasım 2005. Venüs Express adında küçük bir Avrupa yapımı uzay aracını taşıyan Rus Soyuz roketi Kazakistan'dan fırlatıldı. Görevi 402 milyon kilometre yolu aşıp niçin Venüs'ün dünyadan farklı bir şekilde evrimleştiğini bulmaktı. Venüs'ün yoğun bulutla kaplı yüzeyi asırlar boyu gizemini korumuştu. Güneş'e dünyadan daha yakın olduğu için sıcak ve nemli olduğu düşünülmekteydi. Bazısı tropik bir cennet olduğunu sanıyordu. Yaşamaya uygun, mükemmel bir sera gibi. Venüs'le dünyanın ısısı aynı olmalıydı. 50'li ve 60'lı yıllarda öyle düşünüyorduk. Venüs'ün Miami, Florida'ya benzediğini sanıyorduk. Bulutların altında neler oluyordu? 60'lı ve 70'li yıllarda NASA Mars'ı keşfe gitti. Sovyetler Birliği ise Venüs'e bir roket fırlattı. Kod adı Venera olan araç, gezegenin yüzeyinden ilk fotoğrafları gönderdi. Venüs tropikal bir cennet değil, cehennemi bir çöldü. Her yanı tozla kaplıydı. Su yoktu. Venüs pek çok açıdan ikizi olan Dünya'ya benzer. Boyutları ve yapısı aynıdır. Büyük ihtimalle 4 milyar yıl önce aynı gaz bulutundan kopmuşlardı. Ama Dünya'dan farklı olarak Venüs'ün yüzeyinin %85'i sönmüş volkanlar ve katılaşmış lavla kaplıydı. Bulutlarsa ölümcül sülfürik asitten oluşuyordu. Dünyanınkinin 90 katı olan atmosfer basıncı bir otomobili kolayca ezebilirdi. En şaşırtıcı olansa sıcaklıktı. Atmosferin neredeyse tümü karbondioksitten oluşmuştu. Dünyada olduğu gibi Venüs'te de bu gaz sera etkisi yapıyor, ışığı geçiriyor ama ısıyı tutuyordu. Dünyada karbondioksit düzeyi arttıkça sıcaklık birkaç derece yükselir. Ama Venüs'teki sera etkisi yüzünden sıcaklık tavan yapmış. Kurşunu eritecek bir düzeye çıkmış. Venüs'teki ısının 482 derece olduğunu gördük. Çok şaşırdık. Yüzeyi o kadar sıcak ki kayalar karanlıkta parlıyor. Venüs dünyadan gelen birinin zihnini bulandırabilir. Hiç kalkmayan bulut örtüsünün altında yönünüzü kaybedebilirsiniz. Yıldız yok, güneş yok, gölge yok. Onun yerine ürkütücü kızıl bir ışık yayılmakta. Dünyadaki koyu gün batımı rengini düşünün. Sonra bu renkteki ışığın her yandan geldiğini hayal edin. İşte Venüs'te göreceğiniz ışık budur. Venüs'ün
Venüs Express, ikizlerin yani Dünya ile Venüs'ün nasıl bu denli değişik olduğunu anlamak ve sırrı çözmek için sanat eseri sayılabilecek teknik cihazlar taşıyor. Ama öncelikle oraya tek parça halinde varması gerekiyor. Beş ay süreyle 402 milyon kilometre yol aldıktan sonra uzay aracı Venüs'e yaklaştı. En tehlikeli aşama. Yörüngeye oturmak, mükemmel hız ve zamanlama gerektirir. Uzay asla güvenli değildir. Her an bir şeyler ters gidebilir. Buna hazırlıklı olmak gerekir. Yoksa çuvallayabilirsiniz. Hızı fazlaysa Venüs Express sonsuz uzaya fırlayabilir. Hızı azsa gezegenin yer çekimi nedeniyle yüzeyde parçalanır. Hedefe doğru giderek daha süratle yaklaşıyorsunuz. O da hızla büyüyormuş gibi görünüyor. Yörüngeye oturacağı gün bir buçuk saat süreniz vardır. Venüs'e göre en uygun noktaya ulaşmayı ve onun çevresinde doğru şekilde dönmeyi ayarlamanız gerekiyor. Yörüngeye oturmak için Venüs Express'in hızını saatte 4828 kilometreye düşürmesi gerekir. 11 Nisan 2006. Aracı yavaşlatmak için motor harekete geçiyor. Venüs Express 10 dakika süreyle gezegenin ardında yok oluyor. Yörüngeye oturmazsa kayboldu demektir. Başka fırsatımız olmayacak. 4 yıllık projenin geleceği uygun şekilde fren yapmaya bağlı. En kritik manevra dünyadan görülemeyecek ve duyulamayacak kadar uzakta gerçekleşiyor. Korkudan soluğumuz kesildi çünkü 10 dakika süreyle teması kaybettik. Herkes olacakları görmek için tetikteydi. Saat 9.57'de Venüs Express dünyaya bir sinyal gönderdi. Uzay aracının yörüngeye yönelişi başladı. Araç, Venüs'ün sırrını çözecek olan milyonlarca dolarlık bir araştırma yapacak. Ama önce biraz daha yaklaşması gerekiyor. Gezegenin kutuplarının etrafında elips biçimindeki yörüngede aracın hızı 64.375 kilometreden 249.5 kilometreye düşüyor. Ve görev başlıyor. Araçtaki teknoloji 1990 yılındaki Venüs misyonuna kıyasla çok ilerideydi. O zamanki uzay aracı Venüs'e inmeden yüzeyi inceleyemezdi. Araçların çoğunun ömrü kısa olmuştu. Kimi basınçtan ezilmiş, kimi ısıdan erimiş, kimini de asit tahrip etmişti. Ancak bu kez bilim adamları gezegene inmeden zemini inceleme ve aracı koruma fırsatı bulmuşlardı.